Merhaba aşkım. Merhaba aşkım. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim, iyiyim. Otursana. Sana bir sürprizim var. Ta-ta-ta-tam. Bunu sana aldım. Sahi mi? Evet. Ne gerek vardı? Zaten paran yok belki. Ya memleketten biraz para geldi de. Hem seninle ne kadar ciddi olduğumu göstermek için aldım bu hediyeyi sana hayatım. Aç bakalım, beğenecek misin? Bu ne Berke? Aşkım benim. Yarın öbür gün bir evimiz olduğunda bunu mutfağımıza koyacağız. Evimizin ilk eşyası bu olmuş olacak. Nasıl? Yani bunu bana aldın öyle mi Berke? Evet. Sen beni ne zannediyorsun Berke? Sen bu hediyeyi vererek bana ne demek istiyorsun Berke? Ya hayatım ben bir şey demek istemiyorum. Yani ben şey demek istiyorum. Hani böyle kızların çeyizi falan olur ya. İşte ondan ben sana çeyiz aldım ya. Sen bana çeyiz olarak mutfak aleti mi aldın Berke? Evet. Ne almam gerekiyor? Bu hediye bana öyle şeyler anlatıyor ki tahmin edemezsin Berke. Şimdiden evliliğimizin geleceğini görebiliyorum. Sen işte eve geleceksin. Yemek hazır mı? Gazeteyi bulamıyorum. Kumanda nerede diye bağıracaksın. Ben de o anda senin bana çeyiz olarak aldığın bu aletle yemek yapıyor olacağım. Sonra ben sana yemek hazır hayatım diyeceğim. Sen geleceksin, yemeğini yiyeceksin. Sonra da televizyon karşısında uyuyakalacaksın Berke. Bana aldığın bu küçük mutfak aleti aslında neleri ifade ediyor sayın taş fırın erkeği Berke? Ama hayatım yani şimdi bütün bunları sen nereden çıkartıyorsun ya? Benim öyle bir niyetim yok ki. Senin yok ama bilinçaltının var. Bak gördün mü? Sen de söylüyorsun. Benim hiçbir suçum yok. Bütün suç bilinçaltımın. Ben göründüğümden daha zeki bir insanım Berke. Senin de zeki olduğunu biliyorum. Beni geleceğin ev kadını olarak görüyorsan belki çok yanılıyorsun. Ben küçükken bana sürekli bebek aldılar. Neden? Çünkü beni bebek bakmaya hazırladılar. Şimdi de bana mutfak aletleri alınıyor. Neden? Çünkü beni mutfağa, yemek yapmaya, ev işlerini hazırlıyorsunuz. Kim hazırlıyor? Ben mi? Sen ve içinde bulunduğumuz tüm toplum. Bak, eğer benimle evlenirsen %100 ortak bir yaşama hazırlıklı ol. Ütü de yaparsın yemekte. Ayrıca bana hediye alırken lütfen biraz daha dikkat et. Bana sen bir ev kadınısın mesajı taşıyan bir hediye daha alırsan çok fena olur belki. Ayrıca bahçeden bir papatya kopartıp getirsen bana yeterli olurdu belki. Ya. Berke, ne oldu? Bilinçaltıma kaçırdım.